Merhaba arkadaşlar, bu videoda PES 2020 demosu oynayacağız. PES 2020'yi tanıyacağız az çok. Hızlıca bir video çekeyim dedim. Benim ilk tecrübem PES 2020 ile nasıl olacak diye. Hoş geldiniz eFootball. Online maç yapabiliyormuşuz. Ama ben normal hoş geldiniz yerel maç diyeceğim arkadaşlar. Burada seçebileceğimiz takımları görüyorsunuz. Bir ton Brezilya takımı gelmiş çünkü lisans almışlar. Ben Juventus'u alacağım abi. Karşıma da Barcelona'yı koyacağım. Yeni lisanslı takım Juventus tabii ki de. Formalar gayet şık görünüyor yani grafikler. Benim abim burada Chiellini var. Başlama vuruşu diyeceğim. Evet, açılış sahnesi. Stadyum. Grafikler her zaman FIFA'ya göre biraz daha güzel görünüyor PES'te. Daha detaylı yapıyorlar. Hani surat falan scanleri bazen güzel bazen kötü olabiliyor ama burada gayet iyi görünüyor. Messi yapmışlar. Kelly'in de yapmışlar. Gerçi hepsinin suratı olması gerekiyor sanırım ama bu oyuncuların. Lenglet, Sergio Roberto, Jordi Alba falan görünüyorlar. Bizim Cristiano Baba'nın suratı nasıl acaba? Çünkü cins yapıyor normalde PES ama. Açılışta mevzu hemen hemen aynı. Menünün renkleri falan değişmiş. Ben PES 2019 az bir şey oynamıştım. Hatta bir kariyerim vardı Fenerbahçe ile. Bir ana ligim vardı. Kamera açısı çok enteresan ama çok iyi görünüyor aslında. Bu kamera açısı çok şık görünüyor. Grafikler PES 2019'a göre biraz daha şıklaşmış sanki. Barış. Bastırdı aldı. Mükemmel. Tam atak bitti diyecektim. Frey. Slimani. Gol şansı. Slimani ve gol. Şöyle uzaktan Mandzukic'le bir denesek. Yani oyun hantal geliyor. Oyunun hızını tabii siz diyorsunuz artırın. Artır abi falan diyordunuz daha doğrusu PES 2019'da. Ben PES fazla oynamadığımdan hani FIFA'ya göre yavaş bulduğum için. Oyun hızı genelde millet 2'de falan oynar diyordunuz siz. Acaba bu oyunda da öyle olacak mı da alıştıktan sonra o alışma mevzusu aslında böyle de güzel fena görünmüyor. E-futbol artık her tarafta e-futbol arması, e-futbol ön planda PES'e göre. Yani PES biraz ismini değiştirmeye, Winning Eleven'dan Pro Evolution Soccer'a nasıl değiştirildilerse öyle de burada sanırım İyi futbola doğru değiştirmeye çalışıyorlar. Bu stadyum bu arada Allianz Arena galiba. Bayern'in stadyumu. Ona da dikkat etmedik ama başlangıçta. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Solda Matuidi. Tekrar ara pası. Güzel top. Ronaldo baba. Oo, aha. 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 La ne oluyor? Manzu geçmiş bu arada. Ronaldo değilmiş. Ronaldo burada. Ronaldo gibi koşuyor. Yalnız oyuncular biraz daha böyle gerçekçimsi gibi hareket ediyorlar da yine de hani FIFA'ya göre oyuncuların animasyonları daha zayıf bence. Aha burada Ronaldo'dan bir gol var mı? Yok. Rövaşatayı yapıştıracaktın Ronaldo. İlk yarıda gol atamadım. Bir tane gol atsaydık da coşsaydık nasıl gol oluyor falan. Aha Ronaldo söktün abi Pike'den. Ronaldo at abi. Ronaldo sırtına aldı Pike'yi. Bunda hızlı koşma mekaniği de biraz değişik. Ortası... Yok gol. Dybala engellendi yine. Sağ taraf boş. İçeride güzel mi? Gol mü? Oo! Çok enteresan bir animasyon ama yani. FIFA'da da bazen böyle şeyler oluyor. Hep FIFA'ya göre kıyaslıyorum. Çünkü yani başka kıyaslayacak ne var? Ya ona kıyaslayacaksın ya da FIFA'yı buna kıyaslayacaksın falan. PES'te aslında bu lisans olayını biraz daha geliştirseler PES iddialı olur da. Bu arada burada iyi bir defans yaptık. João Cancelo'yla. İşte yavaş yavaş bir şeyler yapmaya çalışıyorlar demek ki. Umarım bu sene daha böyle rekabetli geçer. Yalnız yine bu oyun biraz daha hantal, daha seri gelmiyor diğer oyuna göre, FIFA'ya göre. Ama ben tabii oynamayı bilmiyorum, orası da var. Az kalsın yazıyorduk vallahi. Gayet hoş çekti Mandzukic. Evet. Oo, büyük hatalar ve kaleci. Bu oyun biraz daha gerçekçi gibime geliyor. Hani FIFA şimdi biraz Ultimate Team'den dolayı ne bileyim hareket çekmeyi falan işte iyice abartılı yaptı. Şimdi Volta da gelecek. Ondan dolayı da biraz daha değişik hareketler falan eklerler. Moise Keane bu arada güzel futbol oynuyor şimdi. Evet bir daha ara pası verdik mi? İlk golümüzü atıyor muyuz? Sonunda bir tane gol attık işte.
Matuidi attı. Blaise Matuidi. Ondan dolayı bu oyun daha gerçeğimsi gibime geliyor. Bir de kamera açısı olsun, grafikleri olsun. Oradan bence pozitif, bu oyuncuların yalnız sevinme hareketlerini biraz bozmuşlar. Ya demoda sıkıntıdır ya da bir şey bilmiyorum ama. Şu topun demoda sanırım gölgeler ya eksik ya da gölgelerde bir anormallik var. Enteresan göründü bir an için ama. Bir de hafiften FPS sıkıntısı var. Ben bunu PlayStation 4 Slim'de oynuyorum. Acaba ondan mı değil mi onu da bilmiyorum ama. Bu kamera açıları gayet hoş. Menülere baktığımızda arkadaşlar, oyun planına falan girdiğimizde basit ayarlar değil de aynı. Buralar hep aynı görünüyor şimdilik. PES 2019'da nasıldıysa burada da aynısı. Maç da burada bitiyor arkadaşlar. Bir tane atabildim bu mod hangisiyse. Kusuruma bakmayın, hani amatörüm ben PES'te. Bu oyun çıkınca ben de alacağım, oynayacağım. Bir analik falan tecrübemiz olur. Olmadı işte ne bileyim, bakarız. Diğer özelliklerine de bakarız oyunun. Şimdi ilerleteceğim. Menülerde bir online oynama mevzusu var. Ona da bakacağım ben ama onu şimdi yapmayacağım arkadaşlar. Üst menüye dönelim. Onu canlı yayınımda yapacağım. Bu videoyu siz izlediğiniz gün, yani salı günü olmuş olacak. Salı günü akşam 6'da canlı yayınım olacak hem Twitch'te hem de YouTube'da. O yüzden takip ederseniz çok sevinirim. Burada gördüğünüz gibi eFootball dediği mevzu. Buraya da gireriz. İstatistikler, ayarlar var, onun haricinde de başka bir şey yok. Bunu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İlk tecrübemiz oldu PES 2020'de. eFootball PES 2020'de. Neler düşünceleriniz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz 10 numara olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.